Merhabalar Şevzet Demey, nasılsınız? Merhaba, sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Programımıza hoş geldiniz öncelikle. Sizleri biraz tanımak istiyoruz. Bu sektöre girişiniz nasıl oldu? Sizlerden dinleyelim. Adım Şemsettin Tağgu. Yaklaşık 45 yıldan fazladır taş ve gümüş işiyle uğraşıyorum. Çekirdek mesleğimdir. Ama asıl mesleğim iktisat, maliye. Burayı kaç yılında kurduk? Öğrencilikten sonra kurdum. 88'den sonra bu işe tekrardan başladım. Askerden sonra yaptım. Neler yapıyorsunuz burada? Biraz bahsedebilir miyiz? Burada taş, gümüş, her yerlik eşya işiyle iştigal ediyoruz. Gümüşün imalatını da yapıyoruz ayrıca. Müşterilerimize özel siparişler yapıyoruz. Yüzük, küpe, kolye olarak. Evet. Biraz taşlardan bahsedelim mi? Şu an taşların olduğu bölümdeyiz bu arada. Taşlar, evet. Aslında bulunduğunuz bölüm benim cennetim. Çoluk çocuk olmasa ben buradan ayrılmam. Akşam dahi burada kalırım, geride. Yatağımı buraya yaparım. O kadar seviyorum taşı. Neler var peki burada taş olarak? Taş olarak şey var. Dünyanın bütün taşlarında mevcuttur. Bir ya elmas hariç bütün taşlar var. Tabii yarı değerli taş, çoğunlukla yarı değerli taşlar mevcut. Peki biraz hizmet anlayışınızdan da bahseder misiniz bizlere? Nelere dikkat ediyorsunuz burada hizmet verirken? Şimdi burada ticari olarak ben daha çok hediyelik ve gümüş satıyorum. Taşı da ticari yapıyorum ama taşı gönülden yapıyorum. Taşı sevdiğim için yapıyorum. Dikkat ederseniz yerleri var. Açıkta değil. Taşı en geride tutuyorum. Sırf taşı sevenler gelsin istiyorum taşa. Taşı herkese satmak istemiyorum. Taşa değer verenleri gelsin istiyorum. Biraz evvel söylediğim gibi gene taşı çok severim. Taşı seveni de severim. Ama taşı benden fazla seveni asla. Yeni projeler düşünüyor musunuz peki burayla alakalı? Burayla alakalı proje. Ben sebebini söyleyeyim. Taşı bazıları çok çok seviyor. Hatta tanrısallaştırıyorlar. Aslında taşı tanrı insanların hizmetine sunmuş. Onu enerjiyle yine o tanrı koymuş. Taş tanrı değildir. Taş sadece tanrı tarafından enerji yüklenmiş bir metadır. Evet, bu yüzden diyorsunuz. Evet. Peki yeni projeler var mı burayla alakalı yine? Ben projeye bakmıyorum. Daha çok benim işim şu, hani derler ya akıştayım. Olduğu peki, gibi gitmeye çalışıyorum. Evet. Zaten kendisi geliyor. Proje kendisi geliyor. Evet, kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Başarılar diliyoruz o zaman teşekkür sizlere. Ederim. Peki buradan son olarak izleyicilerimize neler söyleyeceksiniz? Son görüşlerinizi alalım. Vallahi herkese sağlık, mutluluk, huzurlu bir hayat, anlamlı bir hayat diliyorum. Dinleyenlere, izleyenlere. Buraya da gelirlerse memnun olurum. Evet. Çayımızı içerler. Yol düşen herkesi bekliyoruz. Evet, yolu düşerse davetli tabii. Çıkarmış olduk. Teşekkür ediyoruz sizlere. Bir başka programda görüşmek üzere diyeyim. İnşallah.